İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Çasa. Merhaba Aziz Bey, programımıza hoş geldiniz. Merhaba Gürhan Bey, hoş bulduk. Evet, bugün 6 Şubat depremleri sonrasını biraz değerlendirmek istiyoruz sizinle. 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı çalışmalarında ne tür değişiklikler oldu? Bir hızlanma oldu mu? Detaylandırma oldu mu? Buna ilişkin bilgileri sizden rica ediyoruz. Çünkü siz aynı zamanda Türkiye Afet Müdahale Planı'nın da taraflarından birisiniz. Özellikle de haberleşme hizmet grubunda. Evet. Şimdi şöyle tabii 6 Şubat daha evvel o ki büyük afetlerden çok farklı boyutları olan bir olay. Yani 17 Ağustos'la karşılaştırdığınızda 17 Ağustos'un etkileri çok bunun kadar geniş olmadı. Burada 11 vilayet ve çok yani belki nüfus olarak baktığınız zaman etkilenen veya hissedeni hesaba katarsak belki benzeri bir durum var ama bundaki etkilenme yani 11 vilayetteki etkilenme çok daha yüksek bir oranda ve de çok daha derin etkileri oldu. Yani gerek ekonomik anlamda yani tedarik zincirinin kırılması anlamında gerek insan kaybı anlamında tabii çok feci bir şey, bir olay bu. Bunun tabii bunun bir takım sonuçları, bir takım yani bilinçlendirme anlamında veya hazırlığa ivme kazandırma anlamında muhakkak ki etkileri oldu. Çok belirgin etkileri oldu hatta. Şöyle, bir kere kırılgan kesimlerde bizim uzun zamandan beri üstünde çok durduğumuz bir konu vardır. Kırılgan kesimlerin olaya katılımı, yani bu hazırlıklara katılımı, bilinçlenmesi, kendi yapabilecekleri, kendi şartlarında yapabilecekleri bir takım hazırlıkları, kişisel hazırlıkları veya kendi mesela mahallelerinde, semtlerindeki hazırlıklar konusunda daha bir istekli davranmaları, daha yoğun çalışmaları konusunda kesinlikle bir şey oldu, bir ivme oldu, o konuda bir düzelme oldu. Tabii ki mesela Türkiye Afet Müdahale Planı'na tekrar kısaca dönersek, Türkiye Afet Müdahale Planı aslında tanımlanmış bir takım çalışmaların çalışmalara veya hizmetlere kaynak yönetimini düzelten, yani kaynakların tanımlanmasını, yani gereksinmelerin, kaynakların ve bunların birbirine olan ilişkisini düzenleyen bir sistem. Çok da akılcı bir sistem. Bugüne kadar maalesef kaynakların arasındaki işbirliği ya diyalog ve de özellikle kırılgan kesimlerin aslında bu bütün bu şeylerde çalışma gruplarında aslında halkın katılımı veya STK'ların katılımı öngörülmekle birlikte bugüne kadar çok sınırlıydı. Son dönemde bunda çok ciddi bir ivme olduğunu düşünüyorum, gözlemliyorum. Yani 6 Şubat'ın maalesef çok feci bir olay fakat belki daha kötüsüne bir hazırlık anlamında hazırlığa bir ivme kazandırmış olduğunu düşünüyorum. Evet, bizim de tespitimiz bu yönde. Çünkü özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra bölgeye müdahalede ortaya çıkan sorunlar, gecikmeler ki bunlara yeniden dönüp üzerinde durmayacağız ama bütün bunlar önemli dersler gibi görünüyor. Yeter ki sonrasına ilişkin yani bundan sonrasına ilişkin önlemler rahatlıkla alınabilsin ve çalışmalar yürütülebilsin. Ben hemen şunu sormak istiyorum. 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'de çeşitli illerde yapılan faaliyetler var mı? Bu konuda sizin herhangi bir bilginiz var mı? Tatbikatlar oldu mu? Sizin de katıldığınız tatbikatlar oldu mu? Bu konuda da kısaca bir bilgi verelim izleyicilerimize. Daha önce planlanmış tatbikatlar vardı, uluslararası tatbikatlar vardı. Bunlar gerçekleşti. Çanakkale tarafında vardı mesela. Bu Marmara depremine yönelik olarak bu katıldığımız küçük çapta bir takım etkinlikler oldu. Fakat şöyle bizim de şimdi orada şöyle bir noktaya geliyoruz. Bir kere dersler noktasında ben kısaca kusura bakmayın değinmek istiyorum. Tabii şimdi, çok önemli. Bu derslerin
yazılması, yani vaka analizlerinin yapılması ve bunun bir kitap haline getirilip bir hani kurumsal hafıza veyahut da bir toplumsal hafıza haline getirilmesi çok çok önemli. Bunun yapılması mutlaka ve mutlaka çırakla yapılması gerekiyor. 17 Ağustos'ta çalışmış, kendini göstermiş, çok iyi hizmetler vermiş olan insanlar aşağı yukarı belli, biliniyor. Emekli oldu. Bu insanlara ulaşıp bir kere bunların yaşadıklarını ve sorunları nasıl çözdüklerini bir anlatmalarını sağlamamız lazım. Bunun bir kitap haline dönüşmesi lazım. 6 Şubat çok taze, oldukça taze. Bu şey, yani bu konudaki hafıza daha, yani nasıl diyeyim ben size, perdelenmeden bir an önce bu çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dönüp baktığımız zaman ders almadığımızı görüyorum. Ben yani hazırlık anlamında çünkü aynı problemleri tekrar tekrar yaşıyoruz. Bunu bir kere önlememiz lazım. Bu problemleri azaltırsak büyük, daha büyük olaylara daha hazırlıklı oluruz. Şimdi 6 Şubat'tan sonra illerde bir takım şeyler yapıldı. Çok ciddi çalışmalar yapıldığını görüyorum. Fakat en önemli gelişmelerden bir tanesi yerel yönetimlerin bu afet müdürlüklerini kurmaları konusundaki yeni düzenleme. Bu yerel yönetimlerin olaya katılımına çok ciddi şekilde faydası olacaktır. Yerel yönetimler çok önemli bir faktör. Çünkü aslında yereldeki en fazla teçhizat, donanım, insan kaynağı, altyapı şeyine, envanterine sahip birimler bunlar. Yani dolayısıyla bir kere bu çok önemli bir adım. Daha yani yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki ilişkiyi de güçlendirecek olan, ki muhakkak güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor. Bu anlamda muhakkak bir faydası olacaktır. Yani öyle bir şey düşünüyorum. Evet, biraz önce üzerinde durmuş olduğunuz, özellikle 6 Şubat depreminden sonra tecrübelerin bir kitap haline getirilmesi önerisi gerçekten son derece önemli. Çünkü biz çeşitli programlarımızda konuyu incelemeye gayret ettik. İyi örnekleri ortaya koymaya önem verdik. Fakat bunların yazılı hale getirilip bütün Türkiye çapında dağıtımının sağlanması, ki dijital de olabilir bu, illaki basılı kitaplar olmasına gerek yok. Ama böyle bir tecrübenin aktarılması son derece yararlı olur diye düşünüyorum. Burada en önemli engellerden birisi maalesef merkezi yönetimin bu konularda geride durması ve bu tür çalışmaları, ki mesela AFAD bunu çok rahatlıkla yapabilir. O sürece katılan birçok sivil kuruluşu da tanıyor, diğer kuruluşları da biliyor, kimin nerede çalıştığı hakkında da bilgileri var. Fakat bu konuda herhangi bir çalışmanın olmadığını biliyorum. Bilmiyorum siz böyle bir çalışmadan haberdar mısınız? Var mıdır böyle bir çalışma? En azından TRAC kendi tecrübelerini özetleme konusunda bir çaba içinde mi? Şöyle, biz onu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Aslında evet, bu AFAD'ın yapabileceği bir şey. Belki yapması gereken. Çünkü şöyle, biz mesela bu 17 Ağustos'ta çalışan bir takım çok hakikaten etkin, güzel şeyler yapmış olan insanlar var. Bunların onlara ulaşma konusunda kimi zaman sorun yaşıyoruz. Yani bu adreslerini elde etme imkanımız yok. Mesela bunu AFAD yapabilir. Aslında bu AFAD için hakikaten enteresan bir proje olabilir. Çünkü bu aslında AFAD'a da faydalı olacaktır. Bu konuda öğrenim yapanlara da faydası olacaktır. Bu arada birçok mesela afet yönetimi dersleri açan üniversiteler veya yüksek okullar var. Evet. Şimdi burada muhakkak ele alınması gereken şeyler bunlar. Yani bu yaşanmışlar. Yaşanmışlardan ders çıkartılacak ve onların tekrarı önlenmiş olacaktır. Çünkü aynı sorunlarla her vakada karşı karşıya geleceğiz. Orada ne yapacağımızı bilirsek çok daha sakin, çok daha kararlı ve çok daha etkin şekilde çalışırız. Bu yani. Önceden meselesi çok önemli. Yani olayı olmadan evvel canlandırmak, olabilecekleri canlandırmak ve ona göre tedbirleri almak veya tedbirleri arttırmak o kadar önemli ki bunu biz yaşadık. Yani kendi çalışmalarımızda da yaşadık. Yapabildiğimiz ölçüde başarılı olduk. Kimi zaman bizden kaynaklanmayan nedenlerle
yapamadık bazı hazırlıkları. Onu sonradan tam olay patlak verdikten sonra yapmak durumunda kalınca yapmamız gereken başka şeyleri yapamaz duruma düşebildik. Yani bunları bu 6 Şubat'ta maalesef bir tane örnek mesela yaşadık. Böyle bir örnek. Evet, bu her bir yeni afette yeni baştan öğrenmekle uğraşıyoruz. Evet. Ve bu tabii ciddi zaman kaybına, aynı zamanda can kaybına da neden oluyor. Bu arada duyuyoruz ki AFAD bünyesinde de sürekli bazı değişiklikler oluyor. Yani üst yönetimde bir değişiklik oldu mu olmadı mı onu takip edemedim açıkçası, bilmiyorum. Ama yani o bürokratik çark hızlı işliyor gibi bir izlenimim var. Bu da belli tecrübelerin de kaybolmasına neden oluyor mu diye merak ediyorum açıkçası. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Şimdi aslında tabii böyle bir olasılık var. Yani tecrübelerin kaybolması veyahut da yani o tecrübelerin dile getirebilecekleri bir pozisyondan ayrılmaları sonucunu doğurabilir. Yani burada ben mesela daha önce bunu sivil savunmadan AFAD'a geçişte örneklerini gördüm. Buna dikkat edilmesi lazım ya bence, çünkü bu çok önemli bir eksik. Çok da maalesef çok da önemsendiği kanaatinde değilim. Yani bütün bu değişikliklerde vesaire çok yani bunu biraz daha dikkate almak lazım. Belki de bunu bizlerin daha iyi takip ederek, çünkü o değişikliklerden sonra yani pozisyonlar değişince bir takım ilişkiler veya bağlantılar da değişiyor. Belki bu konuda bizlerin biraz daha fazla, en azından biz kendi şeyimizde yani kendi çalışma alanımızda bunu yapmaya gayret göstereceğiz. Evet, ben buradan hemen TAMP içinde, yani Türkiye Afet Müdahale Planı içinde bazı çalışma gruplarının birlikte çalışmayı yavaş yavaş halledebildikleri, hatta deyim yerindeyse becerebildikleri kanısındayım. Bunun önemli örneklerinden birisi de haberleşme çalışma grubu. Siz belli çalışma gruplarıyla birlikte çalışmaya başladınız. Bu konuda da bir kısa bilgi vermeniz mümkün mü? Şimdi kendi içimizde de zaten haberleşme çalışma grubunda bugüne kadar yani GSM odaklı bir şey vardı, bir gayret vardı diyelim veya GSM'e odaklanma şeyi. Yani cep telefonları. Cep telefonları. Sonuçta her şey cep telefonundan bekleniyordu. Bunun böyle olamayacağı, yani bu 6 Şubat'ta gayet net görüldü. Yani daha evvel de görüldü ama sürekli bir şey vardı, bir tazik vardı GSM'cilere. GSM'ciler de bu konuda yani tabii bir takım çareler arıyorlardı, deniyorlardı vesaire ama sonuçta özellikle bu son dönemde bu 6 Şubat'tan sonra yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon çalışmasında gayet net dile getirdiler ki yani olay öyle değil, hep beraber bu işi çözmemiz lazım. Ki GSM'cilerin şöyle, bu uzun zamandan beri söyleniyordu ama çok dikkate alınmadı. Şimdi bu haberleşme çalışma grubu aslında bir kaynak organizasyonu. Yani değişik kaynakların değişik durumlarda sonuçta kritik haberleri, kritik bilgileri doğru yere hızlı şekilde ulaştırmasına yönelik bir organizasyon bu. Şimdi burada tek bir kaynağa belinizi bağlarsanız bu olmaz. Yani bunun bir ortaklaşa çalışma gerektirdiği konusundaki bilinç daha yeni maalesef. Daha oldukça yeni bir şey yaptı. Yani bunu 17 Ağustos depremlerinden bu yana tartışıp duruyoruz. Yani 24 yıl kaybettik. Şöyle bakın, İstanbul örneği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul örneğinde eski adıyla Haberleşme Hizmet Grubu'nun çalışmasını, nasıl diyeyim, inisiyatifini ortaya koyan biziz. 17 Ağustos'a ya 1999 ya Mart ya Nisan ayıydı. İlk defa toplandı. Bildiğimiz kadarıyla ilk defa toplandı. Türk Telekom'da, o zaman Türk Telekom bir kamu iktidar teşekkürüydü. Dolayısıyla kamu bağlantılı olduğu için ana çözüm ortağı oydu.
Dolayısıyla ilk toplantısını yaptı. Ondan sonra sürekli toplandı toplanmasını, ama maalesef toplantı yapmaktan öteye de geçemedik de o zaman. Yani Şimdi onu aşmamız gerekiyor. Onu aşma noktasında da geldiğimizi düşünüyorum. Yani ona dair belirtiler var. Bu bizi sevindiriyor. Önümüzdeki dönemde çok daha yoğun bir şekilde bir bütün şey içinde, bütün grup içinde çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyoruz. Vaka bu şeyden sonra, bu İstanbul'da 2019'da olan bir 5.8 vardı biliyorsunuz. Yani telefonların kapanmasından dolayı, okulların kapanmasından dolayı yaşanan panik yani olabilecekleri işaret. Aslında 5.8 çok önemli bir şey değildi. Bir hasar da vermedi. Bir tane galiba minarenin tepesi yıkıldı bir yerde, ama onun haricinde çok öyle bir kayda değer bir hasar verecek bir şey değildi. Ama sırf o şeylerin kapanması, o haberleşmenin kilitlenmesi, o da okulların kapatılmasından kaynaklanan bir şeydi. Onun paniği, insanların, hani çocukların kimin eve getireceği, kimin okuldan alacağı haberleşmesi bile yetti şeye. Yani bu iyi bir dersti. Ondan sonra daha bir hızlandı süreç. Mesela daha sonra da dönemin İçişleri Bakanı Sayın Soylu bir toplantıda baktı, şeyi fark etti. Yani sırf GSM'e odaklanmanın bu işe bir faydası olmayacağını, dolayısıyla telsiz alt grubu çalışması, öyle bir çalışmaya geçildi. Çok net bir şeye giremedi, bir sürece giremedi o, ama şu anda 6 Şubat'tan geldiğimiz noktada ben gerek o şeyin, o boyutun, gerekse komple bütün çalışma grubunun daha entegre, birbirine daha ilişkili şekilde çalışacağı düşüncesindeyim. Öyle bir gözlem. Evet. Aziz Bey, bu afet haberleşme çalışma grubu içinde hangi kuruluşlar var? Silahlı kuvvetler var, İçişleri Bakanlığı'nın birimleri var. Yani sahil güvenlik, emniyet, jandarma. Ki mesela telsiz çalışma alt grubunda da lideri jandarma. O grup, alt grubunun lideri jandarma. Onun haricinde Türk Silahlı Kuvvetler, TürkSat, Kızılay var. Ondan sonra 112 çağrı merkezleri var. Yani Sağlık Bakanlığı'ydı o zaman. Şimdi o da İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Bu şekilde ve biz varız tabii. Evet. Herhangi bir afet durumunda bu haberleşme çalışma grubu kendi arasında haberleşiyor mu? Öyle bir trafik gerçekleştiriyor musunuz? Orada şöyle bir pratikte şöyle bir problem var. Hepimiz farklı frekanslarda veya çalıştığımız için aslında kendinden toplama mantığıyla bir kere bir harekete geçiyoruz. Ondan sonraki aşamada şimdi işte onu biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Aslında haberleşme çalışma grubunun bir araya gelmesi lazım. Yani orada yerelde bir araya gelmesi lazım. Bir çadırda bir araya gelmesi lazım. Onu daha başarmış değiliz. Yani şimdi onu farklı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde belki ortak eksen olarak bizim şeyimiz olacak. Yani bizim altyapılarımız olacak ki bizim mesela çok önemli bir şeyimiz, bir durumumuz var. Bütün bu bölgede Adıyaman hariç 0. dakikadan itibaren bizim sistemler çalıştı. Kesintisiz çalıştı. Yani 0. dakika mesela Hatay'da 9 gün boyunca çok ciddi olarak en önemli şeylerden, en önemli kaynaklardan, haberleşme kaynaklarından biriydi. Şimdi bu haberleşme kaynağının, şimdi burada hazır olan bir haberleşme kaynağı var. Bundan daha iyi yararlanmanın yolunu hep beraber aramamız lazım. Ona yönelik bir takım çalışmalarımız olacak. Örneğin geçtiğimiz günlerde Türkonfet'in bir enteresan bir toplantısı vardı. OÇA'nın katıldığı. Orada biz OÇA'yla direkt irtibata geçme imkanımız da oldu. Mesela 6 Şubat'ta gelen yabancı ekiplerin koordinasyonu konusunda çok ciddi problemler yaşandı. Bu klasik bir problem. Doğru. Sebebi de herkesin ayrı telden çalması haberleşme anlamında. Eğer orada o ortak haberleşme eksenini kuramazsanız bu grupları yönetmek mümkün değil. Biz onun çok iyi bir, başarılı bir örneğini, bu işbirliğini biz 12 Kasım depreminde gerçekleştirdik. Yalnız tabii OÇA'da olan değişiklikler vesaire, oradaki mesela bu INSARAK diye bir şey var. Biliyorsunuz bir standart var. Uluslararası standart var. Şimdi orada mesela çok önemli bir eksik olduğunu biz uzun zamandan beri söylüyorduk. Fakat bunda konuda muhatap bulamıyorduk. INSARAK'taki
şartlardan bir tanesi arama kurtarma birliklerinin kendi içindeki haberleşmesi. İyi güzel de kendi içinde haberleşmesi tek başına yetmiyor ki. Yani oradaki yerelle ve diğer birimlerle nasıl irtibata geçecek? AFAD'ın o konuda bir çalışması var. Afet ortak frekansında yapmaya çalıştı bunu. Fakat bunu her yerde bunu yapması mümkün olamayabilir. En azından bizim çok daha rahat bir şeyimiz var. Bir çözümümüz var. Onu önerdik. Yani bütün arama kurtarma INSRAK standartına bir ilave yapılarak bütün arama kurtarma ekiplerinde yani INSRAK'ta akredite olanların içinde muhakkak bir veya iki tane amatör telsizi olmasını standarda koyarsak bu iş biter. Sıfırıncı dakikada çalışan bizim altyapılarımız varken bu insanlar bu altyapıdan yani eğer orada amatör telsizi varsa bünyelerinde bundan yararlanabilecekleri mümkünken onu bu şekilde haberleşme çalışma grubuna dolayısıyla AFAD'a da entegre olmaları mümkünken bugüne kadar yapılmaması çok büyük bir eksiktir. Ve onun için o eksiği gidermek için uğraşıyoruz şu anda. Evet. Dediğiniz son derece önemli. Hakikaten bu birçok grubu barındırıyor içinde haberleşme çalışma grubu. Onların kendi arasındaki iletişimin sürekli hale getirilmesi için belki de ortak bir frekans kullanmak mümkün olabilir veya yazılı bir şeyde sistemde devreye sokulabilir diye düşünülebilir, değil mi? Ne dersiniz? Evet, o konuda bir çalışmalar var. Onu yapacağız. Evet. Yani bu hedefimizde o var. Ama ortak frekans dediğiniz zaman şimdi şunu düşünmek lazım. Bir tane frekansı koyduğunuz anda onu yönetmek çok kolay olmayabiliyor. Birden fazla bizim mesela o bölgede iki tane hatta üç tane kullanabiliriz. Sonra dörde çıktı hatta kullanabiliriz frekans. AFAD'la birlikte AFAD'ın bir takım imkanlarından yararlanıp ortak bir takım altyapılar kurduk orada. Evet. Hatay'da. Yani şeye göre talebe göre, oradaki duruma göre gerekli bir esneklik şeyi var. Yani bir esneklik gereği var. Onu tek bir şeye sığdırdığınız anda çok anlamlı olmayabiliyor. Bir de kullanan, yani haberleşmeyi yapan kişinin de gerekli yetkinliğe sahip olması lazım. Bu yetkinlikte genellikle amatör telsizlerde var. Evet. Çok iyi hatırlıyoruz. Özellikle 17 Ağustos depreminden sonra deprem bölgelerindeki Ankara'nın yani merkezi yönetimin iletişimini de TRAC'ın, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin üyeleri gerçekleştirdiler. Oldukça da yani 3 günle başlayıp 10 güne kadar devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi hemen bu OÇA hakkında da bir kısa bilgi verelim. Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OÇA ve Türkiye'de de birçok konuda hem afetler konusunda hem mülteciler konusunda çalışan bir ofistir. Onların da tabii ki özellikle uluslararası yardım kuruluşları ile çok yakın temasları var. Ben buradan hemen TRAC'ın mevcut durumuna geçmek istiyorum. Çünkü sizdeki gelişmeleri ara ara takip ediyoruz. Ama çok enteresan bir bilgi verdiniz. 6 Şubat depremlerinde Adıyaman haricinde bütün bölgede hızlı bir şey alabildiniz, aksiyon alabildiniz. Türkiye çapında durumunuz nedir? Şu anda 67 şubemiz var. Bunu da geliştirme, yani benim tahminim 2024'te biz her tarafta olacağız inşallah. Yeni bir takım partnerliklerle. Bu haberleşme çalışma grubundaki bir takım olumlu gelişmelerle birlikte inşallah Türkiye'nin her tarafında olacağız. Şimdi şöyle, Adıyaman'daki problemimiz bizim şuydu. Diğer tarafta bizim şubelerimiz vardı, temsilciliklerimiz vardı. Dolayısıyla orada sabit altyapılarımız vardı. Yani kurmuş olduğumuz roller vardı. Adıyaman'da bunu yapamadık. Adıyaman'ın tabii kendine özgü bir takım şey. Şimdi gönüllüye erişim, gönüllü insan kaynağına erişim her zaman mümkün olmuyor biliyorsunuz. Yani değişik sosyolojik faktörler var. Bu sosyolojik faktörlerin yani çok özel olduğu yerlerden biri de Adıyaman. Şimdi dolayısıyla ama orada ne yaptık? Bizim ordu ekibi geldi 15 saat sonra şeyi kurdu. Röleyi Karadeniz kurdu. Ordu'dan oraya geldi. Yani oraya geldi aynen şeyi kurdu. Çünkü diğerleri başka tarafa girdi. Oraya ordu geldi. Kendinden toplama mantığı, problemin orada olduğu anlaşılınca geldi, röleyi kurdu ve orada bölgesel haberleşmeyi sağladı. Şimdi orada tabii şöyle, GSM'ciler her yerde yok değildi. Yani bir takım seyyar baz istasyonları gitti fakat onların şeyi çok sınırlı oldu. Sonuçta kırsala gittiğiniz zaman
ve bu kadar çok birimi koordine etmek durumuna geldiğiniz zaman bunu yapamayabiliyorsunuz. Şeyde böyle bir durumda, bu kadar büyük ölçekli bir durumda GSM'cilerin bunu yapma imkanı yok. Çünkü o kadar seyyar baz istasyonu zaten şey yapma imkanları yok. Harekete geçirmek kaldı ki erişme ulaşım imkanları yok. Yani yollar kapanıyor, yollar bozuluyor. Nitekim mesela bizim ordudaki arkadaşların anlatımı da öyledir. Arazi aracında kendi gittiği için orada iş ona düşmüş. Yani orada bir de şeye çıkıp, sahaya çıkıp işte sistemin kurulması vesaire gibi bir takım şeylerde bir de o, yani bir yandan da ulaşıma destek vermek durumunda kalmışlar. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Evet. Bir de siz birçok kuruluşla da sözleşmeler imzalıyorsunuz, onlarla ortak çalışmaya giriyorsunuz. Bunun son örnekleri var mıdır? Var. Mesela Muratpaşa Belediyesi'de daha hafta oldu. Antalya. Antalya, evet evet. Evet. Yani oradaki şey grubuyla, afet birimiyle özellikle ona odaklı olarak. Tabii şöyle aslında bakın, bu muhataplarınızın yaklaşımı çok önemli. Biz hep şunu söyleriz. Yani bizim şey, bu olayın içine girişimiz 90 yılıdır. Evet. 90 yılında girdiğimiz zaman 1958 yılındaki bir yasanın yani 90 yılına kadar çalıştırılmamış bir maddesinin çalıştırılması sayesinde. Şimdi aradaki şeye dikkat ediniz, mesafeye dikkat ediniz. Yani 58'den 90'a kadar çalışmamış bir şeyi biz inisiyatifi verdik. Ama karşılığımızda farkındalık sahibi iki tane yönetici çıktı. Bunlar olmasaydı, iki tane farkındalık sahibi yönetici olmasaydı biz bugün ne AKUT vardı ne biz vardık, hiçbirimiz yoktu bugün. Yani bugün bunları konuşuyor olmayacak. Yani o kadar önemli ki insan faktörü. Bu anlamda bunu, yani bu konuyu da dikkat etmek lazım. Mesela Muratpaşa'da ben o şeyi gördüm, o karşılığı gördüm. Yani o başka belediyelerden gelen çok enteresan şeyler var, talepler var, protokolleri imzalıyoruz. Yani yerel yönetimlerle bizim ilişkimiz çok güçlenecek önümüzdeki dönemde. Evet. Bu 1958 örneğini biraz açabilir misiniz? Bir kanun maddesi midir, yönetmelik evet, midir? Sivil Savunma Yasası'nın 7126 Sivil Savunma Maddesi'nin 11. maddesi. 11. maddesi ancak 1990 yılında ilk defa bizim şeyimizde biraz inisiyatifimizde, ama tabii ki bizim inisiyatifimiz yeterli değil, karşılık bulması, bu inisiyatifi karşılık bulması. Bu arada tabii kampa gelirsek, kampın kökünde 1988 yılı. Yani 7269 sayılı yasanın, yasa gereği kurulan bir şey bu, bir plan bu, hizmet grubu planı. Hizmet grubu planı 1988'e 12777 olarak anılmasının sebebi o. Ta ki işte 99 depreminden önce, 2-3 ay önce, tabii muhakkak başka yerlerde, belki başka gruplarda bir şey olmuştur, ama İstanbul örneğinde haberleşme konusundaki şey, ilk hareket şeydir. 99 depreminden birkaç ay önce işte bizim yaptığımız inisiyatifte karşılık bulmasının sonucu. Öyle başlamıştır süreç. Yani evet, arada enteresan şeyler var. Çok güzel mevzuat hükümleri var da bunların anlaşılır, bunların anlaşılması ve bunların gereğinin yapılmasında biraz sorun olabiliyor. Yani bu birçok konuda olduğu gibi aslında yasalarda özellikle sivil toplumun katılımını sağlayacak birçok unsur olmasına rağmen, birçok konunun daha kolay halledilmesini sağlayacak maddeler olmasına rağmen bunlar unutuluyor ve seneler sonra biraz da arkeolojik kazıyla ortaya çıkıyor herhalde. Yani işte, 99, 11 yıl. Evet. 58, 90, 32 yıl. Yani evet, bunlar enteresan süreler. Evet. Yani o kesin. Şimdi buradan hemen İstanbul'a geçmek istiyorum. Çünkü İstanbul'un karşı karşıya bulunduğu riskleri de 6 Şubat depremleri çok net ortaya çıkarttı. İstanbul'daki çalışmalarınızdan da biraz bahsedebilir misiniz? İstanbul'da protokol yapmış olduğunuz kurumlar, kuruluşlar var mı Aziz Bey? İstanbul'da tabii şey de var. Bir kere mahalle afet gönüllüleri de var. Şu anda evet, aslında şunu da eklemek gerekiyor. Bizim AFAD'la olan mevcut şeyden, yani kendinden bu 7126 gereği sivil savunmayla yaptığımız, daha sonra
Başbakanlıkla yaptığımız protokoller kendinden devrolmuş sayıldı şeyde, AFAD'a. Kanun geçici maddesi var ona göre. Fakat şöyle bir şey oldu, bir duraklama oldu. Bu akreditasyon konusu işin içine girince bir an durakladı. Evet. Sonradan yani bizim aslında bir çözüm ortağı, resmi çözüm ortağı olmamız hasebiyle bizim herhangi bir şekilde bir akreditasyon sürecinde ilgimiz olmadığı, zaten akreditasyon yönetmeliği de gayet açık. O konuda yani ikna olundu ve sanıyorum önümüzdeki oldukça yakın bir dönemde AFAD'la da bir protokol imzalamış olacağız. O zaman tabii onun getireceği büyük rahatlıklar var. Kaldı ki zaten sahadaki yani saha haberleşmesinde bizim en fazla bizim hizmetimize ihtiyaç duyacak da kurum da o. Arama kurtarma ekipleri. Yani o konuda bir şey olacak. Bir de tabii 112 ve GAMER'e entegrasyonumuz şu anda başladı. Evet. 112 ve GAMER'e entegre olduğumuz anda zincir tamamlamış olacak. Yani biz şöyle mahalle yapılanmaları, ilçe yapılanmaları ve bizim il merkezindeki GAMER dahil bir şey yahut da 112 çağrı merkezine entegrasyonun sayesinde bir alternatif haberleşme zinciri oluşmuş olacak. Yani o oluştuğu anda sanıyorum bir takım şeylerin üstesinden daha iyi gelebilir durumda olacağız. Yani hem ilçede hem mahallede hem ilde böyle bir zincir tamamlanmış olacak. Evet, GAMER'in açılımı nedir Aziz Bey? Tam yani GAMER şu anda 112'nin üst kuruluşu diyelim, öyle diyelim yani. Anladım. Güvenlik ve asayiş şeyi ağırlıklı ama şey de var. İşin içinde 112'nin genel şeyi de var. Evet, siz hem kişisel olarak hem de Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak özellikle mahalle afet gönüllülerinin teşkilatlanması konusunda çok aktif bir çalışma içindesiniz. Bu konuda da biraz bilgi verir misiniz? Yani Türkiye'nin birçok yerinde mahalle afet gönüllülerinin kurulması için gayret gösteriyorsunuz, teşvik ediyorsunuz ve destek veriyorsunuz. Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? Şöyle, biz bu konuda ön plana çıkan İstanbul Magder, Mag Ameder, şu anda en sistematik çalışan onlar. Yani onlarla biz bir birlikte yürüyoruz. Şöyle, yani onların bize ihtiyacı sahada oluyor, bizim hizmetimize ihtiyacı oluyor. Yani, ikincisi, bizim de insan kaynağı anlamında, yani sonuçta şimdi bu afet bölgesinde ve afet ortamında çalışmak çok yani her sade vatandaşın işi değil. Belli bir ön eğitim alması gerekiyor. Sonra mesela bu akreditasyon, yani AFAD'ın akreditasyon sürecinde mesela sıcak bölge tabir edilen bir kavram var. Yani olayın en sıcak olduğu yer veya en fazla riskin olduğu yer, yıkıntıların olduğu yer. Buraya herkesin girmesi doğru değil. Çünkü bu işi bilmeyen birinin girmesi kendi sorun yaratma ihtimali var orada. Kendisinin sorun haline gelme ihtimali var. Dolayısıyla akreditasyon sürecinden geçmiş kişiler oraya ancak alınıyor. Şey o. Yani daha sonra öngörü o. Zaman zaman o afetin kaotik ortamında bunlar pek bu kadar dikkatli yapılamıyor olabilir. Ama sonuçta bunu dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü oradaki oranın kendine has riskleri var. Bu risklere maruz kalmanın kalmak durumunda olanların da belli bir eğitim alması lazım. Kendini korumasını bilmesi lazım vesaire. Şimdi dolayısıyla biz o anlamda bizim için bu insanlar çok kıymetli. Çünkü onlar girebiliyor. Bizim ortalama üyemizin böyle bir eğitimi veya böyle bir formasyonu yok. Ama biz olayın haberleşme kısmına odaklanıp o girenler, bizimle ilişkili olarak oraya girenlerin haberleşmenin o ucunu bize yani o uç kısmını çözmeleri halinde zincir tamamlanmış oluyor. Olayın modeli bu. Bizim modelimiz bu. Evet. Belki de son sorulardan birisi olacaktır. Radyo Amatörleri Cemiyeti'ne katılmak için ne yapabiliriz? Ne yapmamız gerekir? Şubelere başvurmak. Bunun için de internet adresinize girip traç.org.tr adresine girip oradan bilgileri alabiliriz. Peki telsiz Türkiye'de herhangi bir bireyin
telsiz kullanabilmesi için neler gerekiyor? Şimdi şöyle, tamamen serbest olan telsizler var. Çok da işe yarayabilecek şeyler gerekli bir organizasyon içinde. Yani lisans gerektirmeyen telsizler var. Lisans gerektiren telsizler var. Bizim yaptığımız genellikle lisans gerektiren telsizlerle yürüyor. Onu da zaten işte kıyı emniyetinin yaptığı düzenli sınavlar var. Onlara katılım ve orada başarılı olmak koşuluyla bir belge alınıyor. O belge bir çağrı işareti alınıyor. Çağrı işareti aldıktan sonra bir telsiz edildiği durumda sisteme entegre olunuyor. Bu şey o. Yani model o. Orada eğitim konusunda önümüzdeki günlerde Marmara Üniversitesi'nde mesela Marmara Üniversitesi grubunu eğitmek gibi bir şeyimiz var. Eğitim konusunda aslında çok bir takım eksiklerimiz olduğu da yani öyle bir durum var. Şimdi onu toparlamaya çalışıyoruz iyi bir şekilde. Bu arada tabii yine bir enteresan bir durum, bir gözlem. Şu anda birçok kurum veya şey telsiz sistemine entegre oluyor. Mesela bu ortak kullanımın telsiz sistemleri var, ticaret telsizler var. Şu anda orada bir şey var. Bir yoğun bir hareketlik var. Ama bu bir organizasyonla bağlantılı bir şekilde olmazsa bu çok anlamlı değil. Yani sonuçta elinize telsiz aldığınız zaman cep telefonunla konuşuyor gibi konuşamıyorsunuz. Yani orada belli bir şeyiniz var, bir limitiniz var. O limit, yani o limit içinde katıldığınız sistemin bir genele entegre olması lazım. O genele entegre olmazsa o zaman zaten işte o kadar. Yani kendi içinizde konuşursunuz ama nasıl o çayla olan problemi demin bahsetmiştim. Benzeri bir durum çıkar ortaya. Yani onun için bu organizasyonda da erişim, yani özel o konuda da özel sektöre çok önemli bir şey düşüyor. Yani özel sektörün TAMP'ın bu değişik boyutlarına dahil olması gerekiyor. Bu son depremde daha önce de mesela afet sonrası bir süreçte gerçekten çok müthiş şeyler oldu. Yani çok güzel çalışmalar oldu. Yani oraya yardım ulaşması, orada bir takım geçici yerleşimlerin kurulması vesaire. Fakat bunun belki biraz daha organize veya biraz daha senkronize yürümesinde fayda var gibi bir gözlem evet. Var. Evet, şimdi siz kıyı emniyetinin sınavlar yaptığını söylediniz. Bu sınavlar yazılı sınavlar herhalde, değil mi? Evet, şey yani test usulü şey de yapılıyor, online yapılıyor randevuyla. Online gibi bir olanak da var demek ki. Sınav merkezlerinde yapılıyor. Cemiyetiniz bu sınavlar için bir eğitim, telsiz kullanımı konusundaki eğitimleri aralıklı olarak düzenliyor mu? Öyle, bir takım yayınlar var. O yayınları biz, yani internet ortamında da var, bizim şey olarak da, yani hard copy olarak da var. Onlara ulaştırma imkanına sahibiz. İnternet ortamındakini de var, ulaşılabiliyor. Telsiz kullanımı, genel anlamda telsiz kullanımı da BTK Akademi'de bir şey var. Yine bu İstanbul Risk Azaltma Planı'nın bir parçası olarak orada öyle bir eğitim şey yapıldı. Bir eğitim sistemi oluşturuldu. Herkes gidip oradan normal, yani lisans olmayan telsiz veya genel telsiz kullanımı anlamında orada bir şey alabilir. Evet. Yani BTK Akademi'de duruyor o şey, mevcut. Evet, sınava girdik, kazandık, bir çağrı işareti aldık, çağrı numarası aldık. Ondan sonra sizin sisteminize dahil olabiliyor muyuz? Evet, olabiliyorsunuz. Ondan sonra ama bu işin inceliklerini öğrenmek için gelip bizim çalışmalarımıza katılmamız çok önemli. Katıldığınız zaman ya bu işin inceliklerini şöyle bir röle olmasa bile ortamda o röle olmadan da siz nasıl haberinizi ulaştıracağınız, nasıl organize olacağınızı radyo amatörlüğünün kendine özgü o şeyleri içinde, çözümleri içinde onu öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Sahaya çıkmamız gerekiyor yani sizinle birlikte. Pratik, evet. Yani daha çalışmamız. Evet. Pratik birlikte pratik yapmamız gerekiyor. Lisans gerektirmeyen telsizlerden bahsettiniz. Bunlar özellikle şirketlerin kullandığı, hatta şu anda taksilerin kullandığı bir takım sistemler var. Bunları mı kastediyorsunuz yoksa? Taksiler şu anda bas konuş kullanıyor. Ki bas konuş da aslında bir yere kadar, belli bir aşamaya kadar tabii ki yani GSM üzerinden giden bir sistem olması nedeniyle. Yani GSM var olduğu sürece evet kullanılabilecek bir şey muhakkak. Ama GSM'in var olmadığı koşullarda
çok yani işe yaraması mümkün değil. İşe yaraması mümkün değil. Zaten ama yani GSM gittiği zaman o da gidiyor. Mesela şeyde de sahada da zaman zaman bu yaşanıyor. Özellikle belki belli yani arazi koşullarına girdiğiniz zaman GSM her yerde servis veremiyorsunuz. Yani belli kriterler var. Daha çok yani şehir ortamına veya insanların yaşadığı yere yönelik bir şey, bir altyapı oraya hizmet veren. Yani siz onun dışında çıktığınız anda, yerleşim dışında çıktığınız anda şey olabiliyorsunuz, sorun yaşayabiliyorsunuz. Bu da gayet normal, bunda yadırganacak bir şey yok. Yani her tarafa %100 bir erişim verilecek diye bir şey yok. GSM'in böyle bir kural yok. Hayır, böyle bir beklenti olmaması lazım. Ama dönersek şeye, bu bahsettiğim lisanssızlar telsiz, belli bir frekans bandı var onlara tahsis edilmiş olan. Orada daha dar kapsamlı ki mesela dijitalleri var onların. Dijitalleri bayağı yani yerinizi, konuştuğunuz yeri iyi seçerseniz, ki işte o da amatör telsizlikte öğretilen şeylerden biri, işin inceliklerinden biri. Onu doğru seçtiğiniz zaman bayağı uzağa gidip yapabiliyor. Ama orada yine bir örgüt şeyi, yani bir organizasyon, yani ben özellikle vurgusunu yapmak istiyorum. O bir organizasyon olmazsa yani bir kere sizin nereye ulaşacağınızı baştan kestirmezseniz, bunu organize etmezseniz, o ulaştığınız yerin nereye ulaşması gerektiği ve nasıl ulaşacağı konusunda bir öngörü veya bir ön hazırlık yapmazsa şey değil. Yani orada insanlar santral görevi görüyor. Yani telsiz şeyinde yani arayüz insan şey değil, teknoloji değil. Yani şeyin özelliği o. Onun için o insan kaynağının çok büyük önemi var. Bu son derece önemli son söylediğiniz. O nedenle eğer telsiz kullanmaya niyetliysek, eğer afetlerde haberleşme grubuna dahil olup o destek vermek istersek, o zaman veya hizmet almak istersek o zaman Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin kapısını çalmak durumundayız. Evet. Aziz Bey, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Programımıza önemli bir katkınız oldu. Size kolaylıklar diliyoruz. Bütün teşkilatlar. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Şasa idi. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.